İbrahim Ethem Hazretleri 20. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngöl. Miladi 750 yılları. Genç yaşta sultan olan İbrahim Ethem, sultanlığı sırasında olağanüstü halleri muhatap olup tacını tahtını terk edince babası yeniden sultan olur. Aradan uzun yıllar geçer. İbrahim Ethem Hazretlerinin babası Ethem bin Mansur vefat eder. Yerine İbrahim Ethem Hazretlerinin kundaktayken terk ettiği 20 yaşındaki oğlu Şehzade Ömer sultan olur. Genç hükümdar hangi şartlarda olursa olsun babasının bulunup Belt şehrine geri getirilmesi için görevlendirme yapar. Bu sırada Basra'ya giden İbrahim Ethem Hazretleri gecenin soğuğundan korunmak için bir camiye sığınmaya karar verir. Çabuk çık dışarı, çık bakayım. Seni yalancı düzenbaz seni. Anlaşılan kendiliğinden çıkmayacaksın. Ne yapıyorsunuz? Sürüklemeyin beni. Yürü yürü. Seni böyle dışarı çıkartıyorum işte. Dur dur, sürükleme, elbisemi yırtacaksın. Nedir sizden çektiğim be? Nedir sizden çektiğim? Şimdi kapıyı da açtın mı işin tamamdır. Rica ediyorum efendi. Rica ediyorum, bırak beni. Bak hala konuşuyor. Bırak. Bırak, yalvarırım. Yürü, yürü. Bu geç vakit nereye gidebilirim ki? Rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica mica anlamam. Benim ipsizle sapsızla uğraşacak vaktim yok. Ey efendi, bari caminin avlusunda kalmama müsaade et. Şurada bir köşeye pusulur, idare ederim. Anlaşıldı. Sen sözden anlamayacaksın. Gel bakayım buraya. Ah! Kafam yere vurdu. Ne yapıyorsun? Bırak beni, yerde sürüme beni. Bırak, gideceğim. Geçti artık. Senin gibilere iyilik yaraşmaz. Böyle yerlerde sürün ki aklın başına... Yalvarırım, bırak beni. Vazgeçtim camide kalmaktan, bırak beni. Bu kadar süründüğün yeter. Şimdi kalk ayağa bakayım. Bırak yakamayı efendi. Hayır. Ne olur bırak gideyim. Hayır, bırakmam. Biraz önce dışarıda soğuktan donarım diyen sen değil miydin? Evet ama... Daha fazla konuşma da şu ilerideki bahçe kapısının önüne gel. Yalvarırım efendi, çekiştirme. Geliyorum işte. Şimdi bekle bu kapının önünde. Bak, şu bahçenin içindeki tandırcıyı görüyor musun? Evet, görüyorum. İşte o ekmek pişiren iri yarı tandırcının yanında kalabilirsin. Hey tandırcı! Tandırcı, buraya bakar mısın? Ne var müezzin efendi? Bu derviş gecenin ayazından korkuyor. Senin yanında kalsın. Ben şimdi camiyi kilitleyip eve gideceğim. İyi, gelsin bakalım. Hadi git oraya. Selamün aleyküm. Adam selamımı almadı. Bu iyi alamet değil. Bana güvenmiyor anlamına gelir. Şöyle sessizce gideyim bari. Ve aleyküm selam. Kusura bakma ey yabancı. Selamına cevap vermekte geciktim. Zira o sırada ekmek pişiriyordum. Tandırda da pişmekte olan ekmek vardı. O haliyle selamına cevap vermem saygısızlık olurdu. Bu sebeple geciktirdim. Kusuruma bakma. Evet. Doğrusu selamıma cevap vermeyince endişelendim. Sizden bir kötülük geleceğinden çekindim. Benden kimseye bir kötülük gelmez. Korkma. Bu tandır fırını senin mi? Hayır. Ben burada işçiyim. Ücretli çalışıyorum. Doğrusu selamına geç cevap vermemin bir sebebi de ücretli çalışmış olmamdır. Nasıl, anlamadım. Ücretli olarak çalışman selam vermeni neden geciktirsin ki? Eğer ayağa kalkarak selamına cevap verdiğim sırada pişirdiğim ekmek yansaydı, sahibimi zarara sokmuş olurdum. Bu da aldığım ücreti helal ettirmezdi. Evet, doğru söylüyorsun. Ne kadar ücret alıyorsun? 2 dinar alıyorum. Aldığın geçimine yetiyor mu? İhtiyaçlarım için 1 dinar yetiyor. Diğer 1 dinarı da yoksul olanlara dağıtıyorum. Benimle konuşurken sürekli sağına soluna bakıyorsun. Bunun sebebi nedir? Azrail aleyhisselamı gözetliyorum. Ne? Azrail aleyhisselamı mı gözetliyorsun? Evet, onu gözetliyorum. Onun neyini gözetliyorsun ki? Neyini mi? Melekül mevt ani gelir, bilmez misin? Bilirim. Ölüm yaşlı genç herkese her an gelebilir. İşte ben de Azrail aleyhisselam acaba sağdan mı yoksa soldan mı gelecek, ona bakıyorum. Allahu Ekber, ne güzel haslet bu. Ey ölümü her an bekleyen kimse, bir arzun bir isteğin var mı? Evet var.
Lakin Allahu Teala bu isteğimi kabul etmiyor. Allah Allah. Nedir bu isteğin peki? Bilmem, siz de duydunuz mu hiç, İbrahim Ethem adında bir zat vardır. Kendisi eski Belh Sultanı olur. İşte onu görmek istiyor. Ya. Evet. 10 yıl var ki o mübarek zatı görmek, elini öpmek, duasını almak için dua ediyorum hep. Lakin olmuyor işte. Allah Allah. Ücretli çalıştığımdan bir yere de ayrılamıyorum. İmkanım olsa diyar diyar arar bulurdum kendisini. Sence Allahu Teala'dan böyle çok zor olan bir şeyi istemem hata mıdır derviş kardeş? Allahu Teala için zor olan hiçbir şey yoktur. Demek böyle dua etmemi sen de yadırgamıyorsun öyle mi? Ey bahtlı kimse. Sana müjdeler olsun ki Allahu Teala bu duanı kabul etti. Ne? Nereden biliyorsun kabul ettiğini? Hem öyle bir kabul etti ki arzuladığın kimseyi yerlerde sürüye sürüye ayağına kadar getirdi. Anlamadım yani siz... Evet, bendeniz İbrahim Ethem'im. Ne? Ah, efendimiz. Ah efendimiz, bu günleri de görecek miydim? Allah'ım, şükürler olsun sana. Sonsuz hamdü senalar olsun sana. Yani şimdi sen İbrahim Ethem hazretlerisin. Sakin ol kardeşim. Gördüğün gibi hiç de arzulanacak, istenecek biri değilim. İşe yaramaz zavallının teki. Ah efendim, üzeriniz toz toprak içinde kalmış. Kollarınızı taşlar çizmiş. Olsun, zararı yok. Ben üstümü başımı düzeltirken sen de işlerini bitirirsin. Sonra da rahat konuşuruz. Bu eza cefayı müezzin verdi sana değil mi? Hayır kardeşim. Birincisi senin duan kabul olmuş oldu. İkincisi ben de ilahi bir cilveyle Rabbimin sevgisine mazhar oldum inşallah. Efendim, biraz sonra işim bitecek. Deniz kenarında bir kulübem var. Davet etsem oraya gelir miydin? Gelirim elbette. Bizi sürüyerek kendisine getiren muhabbeti karşılıksız bırakmak mürüvvete sığar mı? Ya, Basra'da ne kadar kalacaksın efendim? Allahu Teala bilir. O ne kadar müsaade ederse o kadar kalacağım. O zaman benim kulübemin hemen yanında boş bir kulübe var. Orayı senin için hazırlarım. Orada yatıp kalkarsınız. Elhamdülillah. Rabbimin verdiği nimetlerin hangi birini sayabiliriz ki? İşte sabah erkenden Basra'ya da geldik. Son edindiğimiz bilgiler Sultan İbrahim Ethem'in buralara deniz yoluyla geldiğini gösteriyor. Biz de soruşturmaya balıkçılardan başlasak daha iyi olmaz mı ha? Ne dersin? Çok isabetli olur ey Abdullah. Bir kısmınız şehrin içine dağılsın. Hanlara, camilere, medreselere bakın. Sultanın oralarda kalma ihtimali daha yüksektir. Peki bulursak nasıl haberleşeceğiz? İkindi namazından sonra burada buluşalım. Soruşturma yaparken çok dikkatli olun. O sultan değil. Aradığımız kimse bir derviş. Ona göre. Dağılın şimdi. Tamam. Tamam ey Abdullah. Tamam. Hadi. Komutanımız camilere sor demişti. Bu camide limana en yakın yol üzerinde bir yer. Cami kapısı önünde duran müezzin olmalı. Dur ona sorayım bakalım. Selamun aleyküm müezzin efendi. Ve aleyküm selam. Bir derviş zat ararım. Şöyle 50 yaşlarında. Ha, Basra'da dervişten bol bir şey yok asker efendi. Buraya her gün onlarcası geliyor. Senin aradığın nasıl biri? Orta uzun boylu, gür sakallı, aydınlık buğday tenli biri. Eskiden Belh şehrinin sultanıydı. Belki adını duymuşsundur. Ha, duymaz olur muyum? İbrahim bin Ethem. Ha, işte o. Onu arıyoruz. Kendisini gördünüz mü hiç? Ha, şahsen hiç görmedim. Sadece adını duyarım. Peki. Teşekkür ederim müezzin efendi. Dur bir dakika. O olabilir mi bilmiyorum ama geçen gece yatsı namazından sonra üstü başı eski bir derviş geceyi caminin içinde geçirmek istedi. Ben izin vermeyince biraz tartıştık. Laf arasında ben İbrahim Ethem'im dedi ama inanmadım tabii. Neden? Hiç de sultana benzer bir hali yoktu. Öyle sıradan bir dervişe benziyordu. Ben de kapı dışarı ettim. Belki de odur. Nereye gittiğini biliyor musunuz? Aa, biliyorum. Şu ileride bir tandırcı var. Geceyi geçirmesi için onun yanına gönderdim. Şimdi hala orada olabilir mi? Bilmiyorum. Gidip ona sor diyeceğim ama fırın bu saatte kapalı. Peki tandırcının nerede oturduğunu biliyor musunuz? Evet, deniz kenarındaki balıkçı kulübelerinde. Yani tandırcının yanında geceleyen o adam kimmiş öğrenebildin mi?
Tandırcıyı bulup da soramadım ey Abdullah. Ama cami müezzini onun derviş kıyafetli biri olduğunu söyledi. Evet. Sultanımız İbrahim Ethem olabilir. Tandırcının nerede oturduğunu öğrenebildin mi? Evet. Deniz kenarındaki balıkçı kulübelerinden birinde oturuyormuş. Şu ana kadar elde ettiğimiz tek ipucu bu. Sizler burada eğlenin. Ben yalnız başıma gideceğim oraya. Eğer o derviş İbrahim Ethem'se alıp getiririm. Müezzin efendinin beni yerde sürüklemesi elbisemi lime lime etmişti. Elhamdülillah bütün söküklerimi ve yırtıklarımı diktim. Şimdi bizim tandırcının kulübesine gideyim. Geleceğim diye söz verdim. Bu gelen de kim? Kılık kıyafetine bakılacak olursa askere benziyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun, ne istemiştiniz? Sultanım, beni tanımadınız mı? Hayır, tanıyamadım. Kimsin sen? Kulunuz Abdullah. Abdullah mı? Evet. Beni tanımadınız mı yoksa? Ha, evet ey Abdullah. Tanıdım. Ne hale gelmişsiniz sultanım. Üzerinizdeki elbiseler, bulunduğunuz bu yer. Ne varmış bulunduğum yerde? Ey sultanoğlu sultan. Ey Bel şehrinin hükümdarı. Bu hallere düşecek biri miydi? Bilmiyorum, ne oldu sana da bu hallere geldin? Benim halimi tarife gerek yok ey Abdullah. Buraya niye geldin? Seni almaya geldim sultanım. Beni Rabbim almış. Başka birinin almasına ihtiyacım yok. Emir aldım. Seni saraya götürmeye geldim. Ne olursa olsun seni Belh'e götüreceğim. Beni unut ey Abdullah. Ve hemen geldiğin yere geri dön. Seni anlamakta güçlük çekiyorum ey efendim. Ne buldun bu dervişlikten? Tebaan seni bekler. Yetişkin şehzaden seni bekler. Gözü yaşlı sultan hanımın sizi özler. Ben Rabbime bu yoldan dönmemek üzere söz verdim. Onunla alışveriş yapıp bu işi bitirdim. Ne alışverişiymiş bu? Dervişliği ve fakirliği satın aldım. Hem de çok ucuza aldım. Anlamadım. Yani neyi verip de dervişliği ucuza satın aldın? Belh ülkesini, tacımı, tahtımı verdim. Nasıl? Ucuz değil mi? Siz tahtınızı değil, aklınızı yitirmiş olmalısınız. Hayır. Asıl yitirenler bu alışverişin ne demek olduğunu bilmeyenlerdir. Yani her şeyini, servetini, şan ve şerefini arkaya atıp bir hırka bin yama mı akıllı olmak? Akıllı olmak, ahirette olacakları idrak etmek demektir. Akıllı olmak, yaratılış maksadını bilmek demektir. Yani sizin ifadenize göre tacın tahtın karşılığı bir dervişlik, öyle mi? Hayır, bundan öte ey Abdullah. Senin idrak edemediğin bu dervişlik var ya, değil bir ülkeyi, değil bir bel şehrini vermek, bütün dünya servetini verseniz yine de bir dervişliğin karşılığı olamaz. İnanamıyorum. Öyle bir sultanın böyle biri olduğuna inanamıyorum. Kendini inanmaya zorlama ey Abdullah. Şunu bil ki ben Rabbime verdiğim sözden asla dönmem. Kusura bakma ey sultanım. Emir aldım. Eğer güzellikle olmazsa zorla götüreceğim sizi. Zorla götüremezsin ey Abdullah. Götürür müyüm, götüremez miyim şimdi göreceğiz. Ey sen, ağır ol bakalım. Çek elini o muhterem zatın kolundan. Sen karışma bu işe ey tandırcı kardeşim. Bu düşmanım değildir, çocukluk arkadaşımdır. Ben emniyetteyim, sen işine bakabilirsin. Peki efendim. Bakıyorum seni koruyup kollayan dostların da varmış. Allahu Teala'ya dost olan herkes benim dostumdur. O elindeki iğneyle ne yapıyorsun öyle? Mintanımın yırtılan yerlerini dikiyorum. Yapma sultanım. Balık yakalamak, dikiş dikmek size yakışmaz. Verin şu iğneyi bana. Hayır, vermem. Verin diyorum. Aldım işte. Anlaşılan işe iğneden başlamam gerekiyor. Şimdi onu denize atayım da gör. Attım işte. Şimdi iğneden de oldun. Neyle dikeceksin bakalım o 40 yamalı abanı? Bunu yapmamalıydın ey Abdullah. Ey balıklar! Ey balıklar! İğnemi getirin bana! Aman Allah'ım! Onlarca, yüzlerce balık başını sudan çıkardı. Gözlerime inanamıyorum. Balıkların biri benim denize attığım iğneyi ağzıyla sultana veriyor. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. İşte
Sultanlığa karşılık bu iğneyi satın aldım. Beni affet sultanım. Bilemedim. Cahillik ettim. Böyle olacağını düşünemedim. Böyle davranmamalıydın bana ey Abdullah. Ama olan oldu. Rabbimin indinde beni mahcup ettin. Sultan babanın vasiyeti vardı. Onu yerine getirmem için emir almıştım. Onlara söz vermiştim. Sultan babam vefat etti demek. Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet sultanım. Şu anda sen olmadığın için tahta oğlun Şehzade Ömer çıktı. Ama yaşadığın için esas varis sensin. Oğlum, demek tahta oturacak kadar büyüdü ha? Siz yılların geçtiğinin bile farkında değilsiniz. Yılların ne önemi var ki ey Abdullah? Önemli olan neleri yaptığındır. Demek oğlum tahta oturdu. Layıktır otursun. Çünkü benim sultanlıkta, dünyalıkta gözüm yok artık. Efendim, sizi sevenleri üzdüğünüz yeter artık. Size sultan babanızdan miras kalan şahsi servetinizi de getirdim. Şehzade oğlunuz bu servet babama ait. Ben elimi süremem dedi. Ne kadar bana kalan servet? 200 bin dinar efendim. Sizin rahat bir şekilde dönmeniz için her türlü tedbiri aldık. Benimle beraber gelen 40 seçkin asker de yanımda. Gel daha fazla inat etme de Belh'e dönelim. Hayır. Ama seninle bir anlaşma yapabilirim. Emret sultanım. Şu sultan lafını bir daha söyleme. Peki efendim. O getirdiğin dinarların hepsini sana hibe ettim. Bana hibe mi ettin? Ama bu uygun olmaz ki. Neden? O dinarların hepsinin benim olduğunu söylemiştin ya. Evet öyle. Onların hepsi size sultan babanızdan kaldı. Hatta bundan çok daha fazlası sarayda var. Neyse geç onları. Şimdi beni dinle. Bu getirdiğin dinarların hepsi senin olsun. Yalnız buna karşılık senden bir şey isteyeceğim. Nedir o? Beni Basra'da ne gördün ne de duydun. Anlaştık mı? Ama nasıl olur efendim? Ben Belh'e dönünce ne derim? Nasıl yalan söylerim? Hayır. Hayır bunu istemeyin benden. Yalvarırım istemeyin. O zaman sen de Belh'e dönmezsin bir daha. Bu dinarlar senin 7 sülalene yeter. Ya adamlarım? Benimle gelen askerler ne olacak? Onların da yol harçlıklarını ve fazla fazla hediyelerini verip geriye Belh'e gönder. Benimle buluşup görüştüğünü de söyleme onlara. Bağışlayın sultanım, bunu yapamam. Madem sultanınım, o halde yapacaksın. Sana ilk ve son olarak emrediyorum. O dinarlar da artık ananın sütü gibi helal malındır. Dilediğin gibi harcayabilirsin. Peki efendim. Sizinle gelsem. Hayır, asla olmaz. Ben de çok fazla beklemeden Basra'yı terk edeceğim. Hadi şimdi yolun açık olsun. Demek balıkçı kulübesindeki o derviş sultanımız değilmiş. Bütün dervişler birbirine benziyor. Sıradan bir dervişmiş o gördüğü. Peki şimdi ne yapacağız? İbrahim Ethem'in kutsal topraklara gittiğini sanıyorum. Büyük bir ihtimalle onu Mekke ya da Medine'de bulabilirim. Bizler de geliyor muyuz? Yok, hayır. Bundan böyle tek başıma gideceğim onun ardından. Bulsam bile döneceği belli değil. Sizleri de yanımda süründürmek istemem. Şu 10 kese altını alın. Bir kısmını yol harçlığı yapın. Kalanını da aranızda taksim edin. Peki efendim. Sultanımıza da durumu aynen benim dediğim gibi bildirin. İbrahim Ethem'i bulmadan saraya dönmeyeceğimi söyleyin. Hadi yolunuz açık olsun. Ne güzel duruyorduk efendim. Neden birden gitmeye karar verdiniz ki? Her şey bir nasip işi kardeşim. Bizim de nasibimiz bu kadarmış. Yani ilim tahsil için mi buradan ayrılacaksın? Evet kardeşim. Nerede ilim varsa orada İslamiyet de vardır. Nerede ilim yoksa orada İslamiyet de yok demiş büyüklerimiz. Demek ki en mühim amel ilim tahsil etmektir, öyle mi efendim? Elbette. Çünkü insanın bir meslek sahibi olması yahut ibadet yapması veya kendini koruması hep ilimle olur. İlim öğrenmiş ama bununla amel etmiyor. Buna ne demeli efendim? Böyle bir kimsenin yük çeken merkepten bir farkı kalmaz elbette. Hasta olanın iyileşmesi için ilaç alması gerektiği gibi öğrenilen ilmin de tatbik edilmesi gerekir. Aksi takdirde hiçbir faydasını göremez. Efendim, ya öğrendiği ilimleri tatbik etme imkanı yoksa buna ne demelidir? Eğer bir kimse tatbik edeceği ilimleri öğrenmemişse bu kimsenin çok ahmak olduğu anlaşılır. İnsanın öğrendiklerini tatbik etmesi yeterli midir?
Yani böylelikle ahiretini kazanmış olur mu? Olmaz. Çünkü ilmi olup da yaptığı işleri Allah rızası için yapmayan, gösteriş için yapan bunların hiçbir faydasını göremez. Peki bir meslekte çalışan, bir meslek öğrenmek için didinen, evinin maişeti için ter dökenler için ne buyurursunuz? Niyetlerini düzeltir, yaptıklarını Allah için yaparsa hep ibadet olur. Ancak iyi niyetle haram olan şeyler yapılmaz, hepsi günah olur. Ya, ne olur efendim, ben de bu yolculukta sizinle gelsem. Bu çok zor işte kardeşim. Zira bu zamana kadar pek çok ahbabım aynı teklifi yaptılar, kabul etmedim. Seni edersem onları incitmiş olurum. Ancak inşallah hiç ayrılığı olmayan yerde, cennette beraber olacağız. Orada zevk içinde pek çok sohbetimiz olacak. İnşallah efendim. Ayrılığınız çok zormuş. Ben bu kısa zamanda size öyle alıştım ki, ya uzun bir ömür birlikte olduklarınız, kim bilir nasıl acı çekiyorlardır. Biliyorum kardeşim, ama dünya firak yeridir. 1000 yılda yaşasak yine ayrılık vardır. Evladım, eşim, dostum ayrılığıma alıştılar. Beni görüp ayrılırlarsa daha çok acı çekerler. Buna da gönlüm razı gelmez. Abdullah'tan bir haber yok mu ey sultan oğlum? Onunla giden askerler geldi bugün. Basra'da bulamamışlar. İzine de rastlamamışlar mı? Hac ziyareti için Mekke'ye doğru yola çıktığı rivayetleri varmış. Demek hacı olacakmış ha? Evet. Peki Abdullah neden askerlerle beraber gelmemiş? Sultanı bulmadan dönmem diye haber yollatmış bize. Babamı tek başına arayacağını söylemiş. Desene yine elimiz boş çıktı. Oysa ben babanı bulup getirecekler diye ne hayaller kurmuştum. Yıllar geçti. Babama olan özlemin hala soğumadı mı? Aksine daha da alevlendi sanki. Geceleri rüyalarıma giriyor. Bizi bırakıp gittiğinde 3 yıllık evliydik. Birbirimize doyamamıştık daha. Hayali gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Ben hayalini kuramıyorum ama öyle merak ediyorum ki onu. Çocukken rüyalarımda daha çok görürdüm. Bazen beyazlar içinde nurani yüzlü, ak saçlı bir derviş olarak görürdüm hep. Şimdilerde çok istediğim halde hiç göremiyorum. Yüzün babana o kadar çok benziyor ki. Seni görünce onun gençliği geliyor gözümün önüne. Küheylan beyaz bir at üzerinde mahiyetiyle ava giderdi. Şehrin bütün genç kızları pencerelerden onu seyre çıkardı. Ey güzel annem, ben babamdan, sen eşinden, ikimiz de mahrum büyüdük. Ama sen benim hem annem hem babam oldun. Üzerimde çok hakkın var. Bütün haklarım sana helal olsun. Ne yapalım, takdiri ilahi böyleymiş. Bunca zaman sabrettik. İnşallah bundan sonra da ederiz. Yeter ki sen üzülme. Devlet işlerini yönet, kendini yetiştir. Bunlar yeter bana. Bunun için gam çekme anne. Ama benim seni sevindirecek bazı planlarım var. Eğer bunu başarabilirsem dünyanın en mutlu insanı addedeceğim kendimi. Nedir o? Babamı bulmaya bizzat kendim gideceğim. Ne? Babanı bulmaya mı gideceksin? Evet güzel anneciğim. Bak göreceksin. Sultan babam beni görünce mutlaka verdiği kararı değiştirecek. Bel şehrine, buraya geri dönecek. Hayır, bunu yapamazsın. Seni de kaybetmek istemiyorum. Kaybedecek bir şey yok anneciğim. Onu ikna edeceğim. Gerekirse boynuna sarılacağım. Gerekirse ayaklarına kapanacağım. Ama sana getireceğim onu. İstemiyorsa sultanlık yapmasın. Ama evinde otursun, seninle olsun. 20 yıldır gülmeyen yüzünü güldürsün. Ağlayan gözyaşlarını dindirsin. Yiğit oğlum, sultan oğlum. Nerede o günler? Acaba dünya gözüyle bir daha görebilecek miyim babanı? Ana oğul İbrahim Ethem Hazretlerini dünya sultanlığına döndürmenin hayallerini kura dursunlar, o gönül sultanlığına doğru hızla yükseliyordu. Nafakasını çıkartacak kadar hangi iş olursa olsun çalışıyor, yediğinin içtiğinin helalden gelmesine çok dikkat ediyordu. Bununla beraber alimlerin ilim ve sohbet meclislerini kaçırmıyor, bütün zamanını ilim tahsiliyle ve ibadetle geçiriyordu. Kendini gizleyemez olmuş, şöhreti her tarafa yayılmıştı. Fakat o ölmeden önce ölünüz emrine uyduğu için hallerinde en ufak bir değişiklik olmuyordu. Basra'dan Bağdat'a gittiği bir sıradaydı. İnsanlar geçici yolları bekliyor, maddi manevi sıkıntılarının halli için kendinden yardım talep ediyordu. O yaz müthiş bir kuraklık hüküm sürüyordu. Bilhassa köylüler bunun sıkıntısını yaşıyordu.
Kuraklık böyle devam ederse bu yaz hiçbir mahsul alamayacağız. Yalnız ekinler kurusa iyi. Hayvanlarımız bile susuzluktan telef almaya başladı. O kadar da yağmur duasına çıktık ama hiçbir faydasını da göremedik. İbrahim Ethem Hazretlerinin Bağdat'a gideceği söyleniyor. Onu görsek de halimizi bir arz etsek. Nasıl göreceğiz ki? Kim bilir şimdi nerededir? Bağdat'a gidiyormuş dedim ya. Bizim köyde Bağdat yolu üzerinde olduğuna göre muhakkak buradan geçmesi gerekir. Ha, sakın şu gelen zat o olmasın. Hani nerede ya? Hangi zat? Bak bak işte yol boyu yürüyen bir kafilenin içinde biraz ön tarafta yürüyor, gördün mü? Aa, evet evet gördüm. Nur yüzlü biri olduğuna göre belki de odur. Gel hadi karşılayıp soralım, o mu değil mi? Hadi soralım. Bak hadi o da bize doğru yöneldi. Hadi gel karşılayalım. Hadi gel. Selamün aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam. Efendim zat haliniz İbrahim Ethem Hazretleri midir? Evet odur, iyi bildiniz. Efendim sizi görmeyi çok istiyorduk. Bağdat'a gideceğinizi duyduk da. Allahu Teala korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail eyler inşallah. Çok sıkıntıdayız efendim. Bazı müşküllerimiz var da. Hayırdır efendiler, ne gibi sıkıntınız var? Efendim uzun zamandır kuraklık çekiyoruz. Ekinlerimiz, hayvanlarımız kuraklık yüzünden telef oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Çoluk çocuk yağmur duasına çıktı. Cenab-ı Hakk'a yalvardık yakardık ama değişen hiçbir şey olmadı. Günahlarımızdan mıdır, dua etmesini mi bilmiyoruz, anlayamadık. Böyle giderse kuraklık hepimizi perişan edecek efendi hazretleri. Efendiler, köyünüz kaç hanedir? 150-200 hane vardır. Evet. Köyünüzde tahminen ergenlik çağına ulaşmış yahut mektep talebesi yaşında kaç çocuk vardır? Tahminen 60-70 civarında. Bunlardan kaçı mektepte okumaktadır? Efendim, yazın rençperlik zamanı olduğundan çocuklar tarla çayır çalışmaktadırlar. Yaz mevsimi olduğundan okumaları biraz aksıyor. Peki öğlen namazını kıldınız mı? Bakın güneş ikindiye yaklaşmış. Efendim, kılıyoruz namazlarımızı elhamdülillah ama bostan telaşesinden geciktiği de oluyor tabii. Daha doğrusu efendi hazretleri bazen de elimiz ayağımız çamur kirli olunca kazaya da kalıyor. Eyvah. Peki köyünüzde hocalarınız, nasihat edeniniz yok mu? Var. Birkaç tane hocamız var. Cuma günleri olsun, başka zamanlar olsun nasihat ederler. Biz de dinleriz imkan ölçüsünde. Ya dinlediklerinizi tatbik eder misiniz? Yani bir nasihat duyunca yahut hatalı yapılan bir şeyin doğrusunu öğrenince bunu düzeltir misiniz? Düzelttiğimiz olur ama çoğu zaman alıştığımız gibi yaparız. Ha efendiler. Sizlere nasıl bir cevap vermemi beklersiniz? Allahu Teala'yı çağırırsınız ama ona itaat etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız, ona şükretmezsiniz. Evet, çok doğru söylersin. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz, hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi günahkarlar için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Ayıbınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Çok haklısınız efendim. Böyle olan kimseler üzerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsinler. Daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? Doğru. Çok doğru. Yerden göğe kadar haklısınız efendim. Çok tevbe istiğfar etmek lazımdır. Hatadan dönmek de tevbe yerine geçer. Bilhassa namazlara çok dikkat etmeli. Vakti girince tadili erken üzere hemen kılmalıdır. Gençlerin eğitimlerine, dini terbiye almalarına gereken önem verilmelidir. İnşallah nasihatlerinize uyacağız. Başkalarını da anlatacağız efendim. O zaman eğer bildiklerinizi yapar, Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yolda giderseniz hem sizin yaptığınız hem de başkalarının sizler için yaptığı dualarınız kabul olur efendiler. Şimdi bize müsaade edin. Yolcu yolunda gerektir. Selametle gidin efendim. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Ve Sübhanallah. Bel şehri geldi hatırıma birden. Acaba nicedirler, ne iş işlerler?
Yolculuğun uzun ve meşakkatli olacaktır yavrum. Kendine dikkat et. Seni de baban gibi yitirmek istemiyorum. Merak etmeyin anneciğim. Allah'ın izniyle hem haç görevimi yerine getireceğim... ...hem de babamı bulup sana getireceğim. İnşallah Suzan oğlum. İnşallah seni görür de insafa gelir... ...ve buraya dönmeye razı olur. Hiç tasalanma anneciğim. Beni görünce dayanamayacak. Böylece bütün hasretlikler sona erecektir. Yanına muhafız aldın mı? Uzun ve tehlikeli bir yolculuk yapacaksın. Yollar tehlikelerle dolu. Aldım anne. Çelik gibi 10 muhafız da benimle gelecekler. Hepsi de güvendiğim insanlar. 10 asker çok az değil mi yavrum? Sen koskoca bir ülkenin sultanısın. Savaşmaya değil, hac yapmaya gidiyorum anneciğim. Sen gönlünü ferah tut. Yolun açık olsun. Senin için hayır duaları edeceğim. Teşekkür ederim anne. Ver elini öpeyim. Gidiyoruz. Yoruldunuz mu sultanım? Yoruldum ey Hamza. Ben böyle deve üstünde uzun yolculuklara alışık değilim. Altımızdaki hayvan at olsaydı... Atlar uzun çöl yolculuğuna dayanamazlar sultanım. Mecburen deveye bindik. Biliyorsunuz develer hem susuzluğa hem de yorgunluğa dayanıklı hayvanlardır. Evet biliyorum. Mecburen katlanacağız artık. Sultanım, birkaç saat sonra hava kararacak. En yakın şehre tan yeri ağarmadan varamayız. Gece yolculuğu tehlikeli olabilir. Emir buyurursanız bu vadide konaklayalım. Yarın sabah erken kalkar yolumuza devam ederiz. Tamam, olur. Ben de dinlenmiş olurum böylece. Söyle adamlara burada konaklıyoruz. Baş üstüne sultanım. Burada konaklıyoruz. Önce sultanımızın çadırı kurulsun, sonra da diğerleri. Bu gelen atlı da kim? Cephar reis. Sen uyurken etrafta birileri var mı yok mu diye çevreyi kolaçan etmeye gitmişti. Reis! Reis! Ne var? Ne oldu Cephar? Reis! Bir saat önce vaada birileri konakladı. Ya, kimmiş konaklayanlar? Bilmiyorum ama yüklerine ve çadırlarına bakılacak olursa zengin birilerine benziyorlar. Kaç kişiler? 10 kişi. Bir de başlarında gençten biri var. Silahları var mı? Hem de nasıl. Ama baskın verirsek kıllarını bile kıpırdatmadan yakalar soyarız onları. Paraları olduklarına emin miyiz peki? Hepsinin de giyimi kuşamı yerinde reis. Çadırları süslü, develeri süslü. Ancak zenginler bu kadar süslü gezer. Silahlar olduğuna göre gündüz vakti üzerlerine saldıramayız. Havanın kararmasını bekleyelim. Hepsi uyuduktan sonra ansızın baskın yaparız. Ben de aynı şeyi düşünmüşüm reis. Sen tekrar Bahan'ın oraya git. Ne yaptıklarını anlamaya çalış. Hepsi uyuduktan sonra geri gel baskına gideriz. Tamam reis. Bu zamana kadar ki soygunlarda doğru dürüst yağlı birine rastlayamadık. Bu bari sultan falan gibi biri olsa değil mi ya? İki parça da ben alayım oradan üç kötü küçük. Odun var efendiler. Kuru odun geldi. Kuru odun geldi. Odun satıyorum. Dağdan yeni getirdim. Yok mu alan? Kim bu odun satan zat baba? İbrahim Ethem Hazretleri. Hiç duydun mu ismini? Şu Bel Sultan İbrahim Ethem mi? Evet, Bağdat'a yeni geldi. Aptallığın daniskası yani. Koskoca sultanlığı bırakmış gelmiş Bağdat'ta odun satıyor. Olacak şey değil. Niye öyle diyorsun? O dünya sultanlığından gönül sultanlığına yükselmiş bir veli zattır. Saçmalıklarınızdan biri daha. Gönül sultanlığına yükselmişmiş. Aklı olan biri böyle bir şey yapabilir mi? Bırakacaksın tacını, tahtını, malını, servetini... ...sonra da gelip yaban ellerinde kuru odun satacaksın. Hiç akıllı işi mi baba? Yavaş konuş oğlum. Konuştuklarını duyarsa üzülür sonra. Aman üzülürse üzülsün. Benim kimseden korkum yok. Allah'ım, bu oğlumdan nedir çektiğin? Bizde böyle biri de yoktu ki. Kime çekmiş bilemem. Bırak sızlanmayı da çekip gidelim buradan. Bu gibi saçmalıklara tahammülüm evet yok artık. Efendim buyurun. Odunumu istiyorum. Bir dakika yavrum. Bak herkes onun etrafında pervane oluyor. Kimisi duasını alıyor, kimi elini öpüyor. Gel biz de yanına varıp duasını alalım. Of yahu baba ben ne diyorum sen ne konuşuyorsun? Hayır gitmeyeceğim. Kusura bakma da baba. Senin her dediğini yapmak zorunda değilim. Allah'ım şu mübarek zat hürmetine oğluma bir iyilik ver. Onu salihlerden eyle Allah'ım. Baba hemen gidelim buradan içim sıkıldı. Eğer gelmiyorsan ben gideceğim. Selamün aleyküm delikanlı. Aleyküm selam. Baban mı seni üzüyor yoksa sen mi babanı?
Ben şey... Biraz ters mizaçlıdır da efendim, bağışlayın. Neden ters mizaçlı olurmuşum ki? Size öyle geliyor. Anlaşılan bu gencin gönlüne göre gitmesini bilmiyorsunuz. Evet, evet efendim. Her şeyime karışıyorlar. Her şeyime yanlış diyorlar. Ya demek öyle yapıyorlar. Benim yaptığım her şeyi kötü görüyorlar. Sanki genç olmamış gibi davranıyorlar. Bir şey yapacak olsam aman aman yapma günah diyorlar. Bunların yüzünden gençliğimi yaşayamıyorum. Gönlüme göre eğlenemiyorum. İstediğimi yiyip istediğimi içemiyorum. Haklı değil miyim efendim? Evet. Ey delikanlı. Şu altı şeyi kabul edip uygulayabilirsen yaptığın hiçbir işin sana zararı dokunmaz. Sahi mi? Nedir onlar? Günah işleyeceğin zaman Allah-u Teala'nın sana verdiği rızkı yeme. Ne? İyi ama bunu nasıl yaparım ki? Bütün rızıkları veren odur. Onun dışında kimse rızık veremez ki. Bak bu çok doğru. O zaman hem onun verdiği rızkı yiyip hem de ona isyan etmek doğru olmaz, öyle değil mi? Evet, orası öyle. İkincisi, Allah-u Teala'ya asi olmak istersen onun mülkünden çıkarak yap. Oho, bu da mümkün değil ki efendim. Bu yer, gök, bütün kainat, her şey onun. Başka nereye gidebilirim ki? Güzel. O halde onun mülkünde olup da ona isyan etmek uygun olmaz, öyle değil mi? Şey, evet, olmaz tabii. Üçüncüsü, canın isyan etmek isterse onun gördüğü yerde günah yapma. Onun görmediği bir yerde yap. O zaman sana bir zararı dokunmaz. Nasıl yapabilirim ki? Allah-u Teala'nın görmediği bir yer olamaz ki. Aferin oğlum. Bunu da çok doğru söyledin. Demek ki onun mülkünde olup verdiği rızkı yiyip onun gördüğü yerde günah yapmak uygun olmaz. Olmaz tabii. Dördüncüsü, Azrail aleyhisselam ruhunu almaya geldiği zaman ondan tevbe edinceye kadar izin iste. Hatta canını almak için diretirse onu kov. Aman efendim, olmaz ki, kovamam ki. Azrail aleyhisselama nasıl gücüm yetebilir ki? Hem de can çekişirken. Gücüm kuvvetim bile kalmaz o durumda. Öyleyse şimdi gücün kuvvetin yerindeyken tevbe et. Zira ölüm çok ani gelir ve hiç ummadığın bir zamanda gelir. Haklısınız efendim. Beşincisi, mezarda Münkir ve Nekir ismindeki iki melek sual için geldiklerinde onları yanından kov. Seni imtihan etmesinler. Buna imkan var mı efendim? Nasıl kovarım o melekleri? Kovamazsan o zaman şimdiden onlara cevap hazırla yavrum. Peki ya altıncı şart nedir? Kıyamet günü Allah-u Teala günahı olanlar cehenneme gitsin diye emir edince ben gitmem de. Şaka mı yapıyorsunuz efendi hazretleri? Benim sözümü kim dinler ki orada? Ne görüyorsun ya delikanlı? Ne Allah-u Teala'dan ne de onun emirlerinden hiçbir şekilde kaçış yok. O zaman bütün yaptığın kötü işlere hemen tevbe et. Onun emirlerini yapmaya, yasak ettiklerinden kaçınmaya çalış. Peki, peki efendim. Söz veriyorum. Bundan sonra asla haram olan şeyleri yapmamaya çalışacağım. Emredilenleri yapmak için gayret sarf edeceğim. Ben de senin iyiliğin için, ibadetleri kolay ve rahat yapman için dua edeceğim yavrum. Allah sizden razı olsun efendim. Sizlerden de yavrum. Efendime, odunlarını ben almak istiyordum ama başkaları aldı. Sizi evime davet etsem bizim evi şereflendirir misiniz? Olabilirdi ama birlikte kaldığımız arkadaşlarım var. Ben gelmeden yemek yemezler. Onları bekletmeyin. İnşallah nasip olursa başka bir zaman gelirim. Peki efendim, bekleyeceğim. Sanki bir yakınım tehlikeye maruz kalmış durumda. İçimde öyle bir his var. Allah hayırlara tebdil eder inşallah. İki parça da ben alayım oradan. Bayağı üşüdüm. Hava amma soğukmuş. Çöl iklimi böyle oluyor sultanım. Gündüzleri sıcak, geceleri soğuk. Hüseyin, ateşi besleyin. Sabaha kadar yansın. Peki efendim. Ne dersin ey Hamza? Mekke'ye vardığımızda sultan babamı bulabilecek miyiz? Mekke'de haç mevsiminde mahşeri bir kalabalık olduğu söyleniyor. O kalabalıkta aranan biri kolay kolay bulunmaz ama nasipse inşallah buluruz. Babam İbrahim Ethem'in şöhreti dört bir yana yayılmış durumda. Mekke yerlilerinden en tanıyan biri çıkar. Doğru söylüyorsunuz efendim. Hamza, vakit geç oldu, yatalım artık. Yarın sabah erken kalkıp yola devam edeceğiz. Siz yatın. Ben çadırların önüne nöbetçi koyayım. Neden? Bu ıssız çölün ortasında saldırıya uğrayacağımızdan mı korkuyorsun? Buralar pek tekin değildir sultanım. Çöl bedevilerinin saldırısına uğrayabiliriz. Reis, çadırdakiler uyudu.
Emin misin hepsinin uyduğuna Cebbar? Gözlerimle gördüm reis. Sadece bir tek nöbetçi bıraktılar. Onu da rahatça etkisiz hale getirebiliriz. Pekala. Adamlara söyle atların ayaklarına bez bağlasınlar. Sessizce yaklaşmalıyız onlara. Tamam reis. Allah vere de paralı pullu insanlar olsun. Yoksa boşuna canımızı tehlikeye atmış oluruz. İçimden bir ses bu vurgundan çok para kazanacağız diyor reis. Gevezeliği bırak da adamları hazırla. Oyalanmayalım. Haramiler, Şehzade Ömer'in ekibine baskın için hazırlık yaptığı sırada İbrahim Ethem Hazretleri'nin oda arkadaşları onun gelmesini beklemeden hazırda bulunan yemeklerin tamamını yiyip yatmışlardı. Onlar evde uyuduktan bir müddet sonra İbrahim Ethem Hazretleri geldi eve. Ah, zavallılar uyumuşlar. Benim yüzümden yemeklerini de yiyememişlerdir. O gencin hidayetine sebep olduk ama burada da o da arkadaşlarımı üzmüş oldum. Bari yanımda getirdiğim unu yoğurup bir şeyler pişireyim de sahura kalkınca yesinler. Böylece gönüllerini almış olurum. Ama akşamdan beri içime çöreklenen o sıkıntı hala geçmedi. İnşallah Allahu Teala hayırlara tebdil eyler. Uykudan gözlerim kapanacak. Nöbetim bitse de ben de uyusam. Yarın bütün gün yine deve sırtında yolculuk yapacağız. Kıpırdama. Sen de kimsin? Soru sormayı bırak. Canını seviyorsan kapa çeneni. At silahını yere. Aman Allah'ım. Haramiler. Sorma. Ya şunu bileydin. Bizde acıma yoktur. Şimdi soracaklarıma ya cevap verirsin ya da canını öbür dünyaya gönderirim. Sersem herif, aklın sıra beni korkutacağını mı sanıyorsun? Ben sultanın has askerlerindenim. Şimdi görürsünüz gününüzü. Cebbar, sustur şunu. Peki reis. Al bakalım. Çocuklar, şunun elini ayağını ağzını bağlayın. Bağırıp da milleti başımıza toplamasın. Bağlamaya gerek yok reis. Ölmüş bu adam. Cebbar'ın darbesi askerin kafasını parçalamış. İyi olmuş. Adamın ölmeden önce söylediğini duydun mu Cebbar? Duydum reis. Sultanın askeriyim dedi. Reis sakın sultanda bu çadırların birinde olmasın ha. Olabilir. Has askerler sultanın yanından ayrılmaz. O nereye onlar da oraya gider. Mutlaka sultanda bu çadırlardan birinde olmalı. Eğer onu canlı ele geçirirsek çok para kazanırız. Çok. Karın kadar zengin olur. Sana bu işte ekmek var demiştim reis. Eğer sultan da buradaysa hazineleri de yanındadır değil mi? Dereyi görmeden paçayı sıvama. Önce sultanın hangi çadırda olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Sultan şu diğer çadırların ortasındaki süslü çadırda olabilir. Diğer çadırlarda da onu korumak için çevresine kurmuşlar baksana. Doğru. Ama önce öteki askerleri öldürmeliyiz. Adamlara söyle... Hazır çadırdakiler uyurken içeri girip hepsini gebertsinler. Baş üstüne reis. Sadece süslü çadırda kalanı sağ istiyorum. Eğer o gerçekten sultansa saraydan onun için yüklü bir fidye alabiliriz. Hadi çabuk ol. Tamam reis. Çocuklar ortadaki süslü çadır hariç diğerlerine baskın verin tamam mı? İçeridekileri kılıçtan geçirin. Çabuk ve sessiz olun. Sen benimle gel Cebbar. Biz de şu süslü çadırı bir ziyaret edelim bakalım. Gidelim bakalım reis. Çadırlardan feryatlar yükselince süslü çadırdaki dışarı fırlayacaktır öyle değil mi? O zaman esir alırız onu. Herkes uyansın! Baskına uğradık! Baskına uğradık! Kılıçlarınıza sarılın! Adamlarımız askerleri öldürüyor reis. Feryatlar başladı. Beyzade seslerini duyduysa çadırından fırlar. Hazır ol. Tamam. Ne var? Ne oluyor? Nedir bu sesler? Kıpırdama Beyzade. Siz de kimsiniz? Canını seviyorsan kılıcını yere bırak. Öbür çadırdaki arkadaşların hepsi öldü. Kimse senin yardımına gelemez. Hepsini öldürdünüz mü? Evet. Eğer sen de ölmek istemiyorsan kılıcını bırak ve gel. Kimsiniz siz? Soru sorma. Canını seviyorsan dediğimizi yap. At kılıcı yere. Pekala. Atıyorum. Ah,
Sahur vakti geldi, kalkın arkadaşlar. Tamam, kalkıyoruz. İbrahim Ethem Efendi ne yapıyor orada? Bilmem. Bir şeyler pişiriyor galiba. Ne de güzel koktu. Efendim İbrahim. Gecenin bu vaktinde ne pişiriyorsun orada? Bağışlayın arkadaşlar. Akşam benim gecikmem yüzünden aç kaldınız. Kendimi affettirebilmek için bütün gece sizlere sahur yemeği hazırladım. Hadi gelin de yiyelim. Hay Allah. Görüyor musun? Biz akşam onu beklemeden yiyip yattık. Oysa bütün gece uyumamış, aç kaldığımızı sanıp bize yiyecekler hazırlamış. Evet, haklısın. Bizim için ne fedakarlıklara katlanıyor. Şu anda insan olduğumdan utanıyorum. Gel yanına gidip ondan özür dileyelim. Ve yaptığımız kabalıktan dolayı bizi bağışlamasını isteyelim. Hayır hayır. Hiçbir şey söylemeyelim. Bu onu üzmekten başka bir şeye yaramaz. O öylesine duyarlı bir insan ki bu sefer de bizim üzülmemize üzülebilir. Evet, çok haklısın. Ama bir daha o gelmeden yemeğe oturmayalım. Biliyorsun, pek yakında sefere çıkacağız. Ben de arkadaşlık edeceğim kendisine. Ne güzel. Keşke ben olsaydım senin yerinde. Dikkat ettin mi ya Huzeyfe? Neye dikkat ettim? İbrahim Ethem'in çok sıkıntılı bir hali var. Evet. Bir sefer bana demişti ki ne zaman beni sıkıntı bassa bir yakınıma mutlaka bir zarar erişir. Allah hayırlara tebdil etsin ey Huzeyfe. İnşallah bize öyle gelmiştir. Zengin olduk! Evet, zengin olduk! Zengin olduk reis! Zengin olduk! Öldürdüğümüz adamların üzerinde çok para varmış! Zengin olduk! İyi, paylaşın aranızda işte. Bizim de payımızı ayırmayı unutmayın ha. Alçak herifler! Benimle birlikte hac ziyaretine giden masum 10 muhafızımı öldürdünüz. Bu alçakça cinayetlerin hesabını vereceksiniz. Şuna da bakın hele. Kime verecekmişiz bu hesabı? Bana vereceksiniz. Belh Sultanına. Bak sen. O sözünü ettiği sultan sen misin şimdi? Benim ya, cani herifler benim. Ben Belh Sultanı Ömer'im. Sarayımda binlerce askerim var. Yaptığınızı yanınıza kar bırakmayacağım. Hepinizi cezalandıracağım. İyi de bunun için önce yaşaman gerekmiyor mu? Öyle ya, seni öldürecek olursak nasıl yakalatacaksın bizi? Kesin cümleyi de ne istediğinizi söyleyin. Beni öldürmediğinize göre mutlaka istediğiniz bir şey vardı. İyi bildin Sultan Hazretleri. Babamızın hayrına yaşatmıyoruz seni. Elbette istediğimiz bir şeyler var, değil mi? Nedir istediğiniz? Bizim gibi haramiler senin gibi değerli bir sultanı yakalarsa ne ister? Para ister tabii, öyle değil mi? Sakın param yok deme. Madem sultansın, senin hazinelerin, mücevherlerin olmalı. Bunların birazını bize verecek olursan seni serbest bırakırız. Yani hayatıma karşılık fidye mi istiyorsunuz? Evet, iyi bildin Sultan Hazretleri. Hayatın, ailen ve milletin için değerliyse tabii. Herkesin hayatı değerlidir. Ama sizin gibi merhamet yoksunu caniler bunu ne bilecek? Bize hakaret etmeyi bırak da beni dinle sultanım. Sarayda olmadığına göre senin yerine kim bakıyor? Hı? Baş vezirim bakıyor. Güzel. Şimdi sana kağıt ve kalem vereceğim. Vezirine mektup yazıp başına gelenleri anlatacaksın. Ve hayatının karşılığında senden 100.000 dinar istediğimizi yazacak ve bu parayı mektubu getiren arkadaşımıza vermelerini söyleyeceksin. Delirmişsiniz siz. Benim o kadar param yok ki. Nasıl yok? Sultan değil misin sen? Devletin hazinesi ağzına kadar dolu değil mi yani? Bre reziller. Devletin hazinesi devlete aittir. Ben o hazineyi kendi canım için de olsa kullanamam. Kullanırsın Sultan Hazretleri. Bal gibi kullanırsın. İstersen kullanma. Başını keser, başsız cesedini yollarız saraya. Pekala. Getirin bir kağıt bana. Ha şöyle. Ha. Unutmadan mektuba şunu da yaz. Mektubu getiren arkadaşımız 10 gün içinde parayla dönmeyecek olursa... 10 günün sonunda seni öldüreceğiz. Hasan, bu mektubu al ve Belç şehrine git. Doğruca saraya çık ve vezire ver. Baş üstüne reis. Eğer vezir seni zindana atmak isterse mektupta yazılanları yüzüne söyle. 10 gün içinde dönmeyecek olursam sultanınız öldürülecek de. Peki reis. Göreyim seni.
Eğer vezir sultanı için istediğimiz fidyeyi verirse hepimiz çok zengin olacağız. Hadi fırla git. Tamam reis. Hadi oğlum. Cebbar. Sen de adamlardan birine öldürdüğümüz askerlerin develerini ver. Götürüp en yakın şehirde satsınlar. Olur reis. Ne oldu ey Huzeyfe? Niçin etrafına bakınıyorsun? Efendim, çöl fırtınası çıkacak galiba. Rüzgarın sesi de değişti. İnşallah bir şey olmaz ey Huzeyfe. Rabbimiz bizimle beraberdir. İnşallah pek yakında vaha gibi bir yere, bir su başına ulaşırız. İnşallah efendim. Ama ben bittim. Yürüyecek takatim kalmadı. Biraz daha gayret et hadi. Kendimi deniz kenarında gibi görüyorum. Susuzluğun şiddetinden serap görüyor olmalısın. Aman efendim, şimdi de hurmalıklar, yeşillikler görmeye başladım. Hayal değil ey Huzeyfe. Gördüklerin gerçek. Kurtulduk mu yani? Suya mı kavuştuk? İnşallah ey Huzeyfe. Bir güzel abdest alır, teyemmüm yapmaktan kurtuluruz. Ne güzel palmiye ağaçları da var. Ama benim oraya kadar gidecek takatim kalmadı efendim. Ayaklarım beni taşımıyor artık. Tutun bana ya Huzeyfe. Biraz gayret et. Ediyorum ama olmuyor işte. Ah. Aman Allah'ım, bayıldı. Mecburen hurmalıklara kadar taşıyacağım kendisini. Anlaşılan iş başa düştü. Biz de bayılıp düşersek kurda kuşa yem oluruz. İmdad et ya Rabbi. Elhamdülillah. Nihayet ulaşabildik Urmala. Önce Huzeyfe'yi şöyle gölgeliğe çekeyim. Tamam oldu bu iş. Şimdi de şu ileride görünen kuyudan su çekeyim. Arkadaşım içerse kendine gelir. Ne? Neredeyim ben? Urmala'ya ulaştık ey Huzeyfe. Sen gölgelen, ben şimdi sana su getiririm. Peki efendim. İşte kuyunun ağzı. Hazırda ip ve kova da var. Kuşlar inip kalktığına göre suyu bol olmalı. Önce kovayı kuyuya salayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyu fazla derin değilmiş galiba. Suya ulaştı sanırım. Şimdi de çekeyim kovayı. Üf, kova ama dar. Bir kova suyun bu kadar ağır olmaması gerekir ama belki de halsiz düştüğüm için böyle ağır geliyor bana. O da ne? Kovanın içi ağzına kadar gümüş dolu. Aman yarabbi, benim ne işim var gümüşle? Hemen kuyuya geri bırakmalıyım. Rabbimin bir imtihanı olmalı benim için. Yoksa su kuyusunda gümüş paraların işi ne? Tekrar sallayayım kovayı kuyunun içine. Belki su bulabilirim. Belki de birileri kovanın içine koydu bunları. İnşallah bu sefer su gelir. Aman ya Rabbi, bu sefer de altın geldi. Ya Rabbi, ben su bekliyorum, sen hazineler veriyorsun. Ama arzum bunlar değil ki. Ben abdest almak için, içmek için su talep ediyorum. Onu ihsan eyle bana. Tevbe ya Rabbi. Bunları da döküp tekrar kovayı kuyuya salayım. İşte bu sefer kovanın içi sadece suyla dolu. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Önce arkadaşım Huzeyfe'ye ulaştırayım suyu, sonra da abdestimi alırım. İnşallah Rabbimizin ihsan ettiği bu güçle en yakın bir şehre ulaşırız. İbrahim Ethem Hazretleri ve arkadaşı için çölde yaşanan sıkıntıdan kurtulma ümidi artarken, oğlu Şehzade Ömer'in haramilere esareti hala devam ediyordu. Bugüne kadar hiç sultan kaçırmamıştı. Bakalım vezir sultanı için istediğimiz parayı verecek mi? Neden vermesin ki? Vermezse sultanın öldürüleceğini bilir.
Dün gün hiç dinlenmeden yol aldım. Akşam oluyor. Konaklayacak bir yer bulmalıyım. O da ne? Az ileride birisi ateş yakmış. Belli ki konak kurmuş oraya. İyi. Geceyi onun yanında geçireyim bari. Karnım da çok acıktı. Buyur kardeş. Karnın açsa azığını paylaşabilirim. Az önce vurduğum bir kekliği kızartıyordum. Oh, mis gibi de kokuyor. Karnım da bayağı acıkmıştı. Birazdan kızarır keklik. Anlat bakalım, nereye gidiyorsun? Bel şehrine gidiyorum yabancı. Bel şehrine mi? Oralı mısın? Hayır, bir iş için gidiyorum. Buradan çok uzakta mıdır? 3 günlük mesafede. Hmm. İşte keklik kızardı. Şimdi kardeş payı yapalım. Sağ ol. Benim adım Hasan. Senin adın ne? Abdullah. Sen de mi Belh'e gidiyorsun? Evet. Al bakalım. Buyur ye. Sağ ol. Eline sağlık. Kekliği güzel pişirmişsin. Sen de benim gibi gece yol almaktan hoşlanmıyorsun anlaşılan. Evet. Gece yolculuğunu sevmem. Gündüzün hayrı gecenin şerrinden iyidir derler. 2 gün önce konakladığım bir köyde buraları haraca kesen bir harami çetesinden söz etmişlerdi. Gece vakti başıma dert almak istemedim. Haklısın. O çeteyi ben de duydum. Madem sen burada kalacaksın ben de kalayım seninle. Kal tabii. Yarın sabah birlikte gideriz Belh'e. Adamın horultusundan uyuyabilirsem iyi. Bayağı yorulmuş anlaşılan. Ben de uyumaya çalışayım. Şu adamın yanındaki şey zarf değil mi? Mektupmuş. Yatarken cebinden düşürmüş olmalı. Bakayım üzerinde ne yazıyor. Bel Sarayı Vezirine. Allah Allah. Bu adam kim ki vezire böyle mektup gönderiyor? Pek merak ettim. Hazır adam uyurken açıp bir okuyayım şunu. Aman Allah'ım. Bu İbrahim Ethem'in oğlu Şehzade Ömer'in el yazısı. Nerede görsem tanırım. Ne yazmış acaba? Ey vezirim. Yolda baskına uğradık. Bütün askerlerim öldü. Beni esir aldılar. Serbest bırakılmam karşılığında 100.000 dinar istiyorlar. Hemen şahsıma ait mallardan istenen miktarı temin eyle. Getirene ver. Sakın ola adamı tutuklayıp beni kurtarmaya çalışma. 10 gün içinde para ödenmezse beni öldürecekler. Olan biteni valideme haber verme ki üzülmesin. İmza Sultan Ömer bin İbrahim. Aman Allah'ım. Genç sultanımız haramilerin elinde ha. Az önce yiyip içirdiğim bu namussuz da onlardan biri. Ne yapıp edip sultanımı o haramilerin elinden kurtarmam gerekiyor. En iyisi şu rezili uyandırıp bir sorgulayayım. Sultanı nerede esir almışlar, kaç kişilermiş? Ona göre bir plan yaparım. Kalk bre! Kalk diyorum! Ha? Ne oluyor? Kalk! Neden uyandırdın beni Abdullah? Kalk bre melun! Seninle konuşacağım. Ne? Ne konuşacaksın? Neden kılıcın elinde? Beni öldürecek misin yoksa? Eğer sorularıma adam gibi cevap vermezsen bir vuruşta kelleni uçuracağım. Ne soracaksın Sultan ki? Sultan nerede? Ne? Sultan mı? Ne sultanı? Yalan söyleme rezil! Askerleri öldürdüğünüzü, ben sultanını da fidye almak için tutsak ettiğinizi biliyorum. Onu nerede tutuyorsunuz? Benim böyle bir şeyden haberim yok Abdullah kardeş. Anlaşıldı. Kılıç geliyor. Ya Allah! Ya Bismillah! Dur! Dur vurma! Söyleyeceğim. Namazlarımızı da eda ettik elhamdülillah. Elhamdülillah. Az daha çölde telef olup gidecektik efendim. Ama gitmedik ey Huzeyfe. Rabbim muhafaza eyledi ve emniyete kavuşturdu. Şimdi de kendi evi olan bir caminin avlusunda gölgelendiriyor bizi. Evet. Bunun için ne kadar hamd etsek yine azdır efendim. Ancak siz açlığa, susuzluğa, sıkıntıya çok dayanıklı bir insansınız.
Bunu bilseydiniz benimle bu yolculuğa çıkmazdınız değil mi? Efendim, inanın şu anda ayakta duracak halim kalmadı. Su da içmesek kaç gündür ağzıma bir lokma yiyecek girmedi. Paramız pulumuz da yok. Bu halimizle iş bulsak bile çalışamayız. Anlaşıldı. Kalk ya Huzeyfe, şu cami imamından emanet kalem, kağıt ve hokka getir. Ben burada seni bekleyeceğim. Ne yapacaksınız kalem kağıdı? Bir name yazacağım birine. Buyur. İstediklerini getirdim efendim. Kağıt kalem, bu da hokka. Teşekkür ederim. Sen şöyle kenarda biraz daha dinle. Birine bir şey mi yazacaksın? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyde her halde sana güvenilen Rabbim, her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükreder, seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir, elbette yaparım. Son üçüne sen söz verdin, senden bekliyorum. Evet, yazdım işte. Şimdi bu kağıdı al ve dışarı çık. Allah-u Teala'dan başka kimseden sakın bir şey bekleme ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver. Peki efendim. Hocam neden böyle bir şey yapmamı istedi acaba? Mutlaka bir hikmeti olmalı. Bakalım karşıma çık. İşte ilk olarak deve üstünde giden birisine rastladım. Emre uyup kağıdı bu adama vereyim hemen. Ey deve üzerindeki efendi. Bana mı seslendiniz? Evet, sana seslendim. Şu nameyi sana vermek istiyorum. Ver bakalım. Evet. Evet. Dur ey yabancı. Deveden iniyorum. Çök. Çök ey deve. Bunu kim yazıp gönderdi bana? Şu ilerideki cami avlusunda oturan bir zat. Al şu keseyi. Bunun içinde 60 dinar var. Mektubu yazana götür ver. Peki. Hayret. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Adam mektubu okur okumaz 60 dinar verdi. Kim bu adam acaba? Şu dükkancı tanır belki kendisini. Bir sorayım. Efendi. Şu deve üstündeki adam kimdir, tanır mısın? Kim mi? Hangisi? Şu deve üstündeki. Bildiğim kadarıyla Hristiyan biridir. Ya öyle mi? Peki, teşekkür ederim. Demek parayı veren Hristiyanmış. Bakalım bu işe İbrahim Ethem Hazretleri ne diyecek? Ne yaptın ey Huzeyfe? Söylediğin gibi yazdığın mektubu karşıma çıkan ilk kişiye verdim. O da bana içinde 60 dinar olan bu keseyi verdi. Kimmiş vereni, öğrenebildin mi? Evet, soruşturdum. Hristiyan olduğunu söylediler. Öyle mi? O zaman keseye elini sürme. Sahibi şimdi gelir. Gelir mi? Evet. Efendim? İşte o adam, geldi bile. Bu yazıyı yazan siz misiniz? Evet, benim. Çok düşündüm. Böyle bir yazıyı yazanın Allah'a olan tevekkülü ancak hak olan bir dinde olur dedim. Parayı verdiğim bu zatı takip ederek huzurunuza geldim. Şimdi sana bir sual sormak istiyorum. Sual mi soracaksın? Sorun bakalım. Sen kime tapıyorsun? Yani kimin kulusun? Ben... Hayır. Hayır, bu soruyu sorma ey yabancı. Ben... Allah Allah. Ne oluyor hocama? Hocam. Hocam kendine gel. Ne oldu sana birden? Niye titreyip duruyorsun? Kötü bir şey söylediysem affet beni. Sadece kimin kulu olduğunuzu öğrenmek istemiştim. Ben de onun için titredim ey yabancı. Birden nutkum tutuldu. Neden peki? Neden olacak? Eğer Allah-u Teala'nın kuluyum desem benden kulluk haklarını ister. Değilim desem
Bunu da yapamam. Bu yüzden şaşkınlıktan kendimden geçecek gibi oldum. Ey nur yüzlü insan, adın ne senin? İbrahim bin Ethem. Hocam olur. Amanın. Demek o muhterem zat sensin ha. Sizi tanıdığıma ne kadar memnun kaldım bilemezsiniz. Ben hep bugünün gelmesini bekledim. Niçin ey yabancı? Neden bugünün gelmesini bekledin? Eğer Allah için tacını tahtını terk eden o zata rastlarsam, onun dinine gireceğim diye söz verdim kendi kendime. Allahu Ekber. Bana senin dinini anlat. Bana İslamiyet'i anlat. Müslüman olmak istiyorsunuz demek. Evet. Senin dinine girmek istiyorum. Elhamdülillah. O zaman buyurun hep birlikte kelime-i şehadeti söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Şehzadem ne dersin? Vezirin senin için istediğimiz fidyeyi verecek mi? Verecektir. Ama bunun için zamana ihtiyaç vardır. Ne zamanı? Vezirim devletine bağlı biridir. İstediğiniz parayı hazineden vermez. Kendime ait mülkümü satarak verir ancak. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Ben zaman maman anlamam. 10 gün içinde para geldi geldi. Gelmedi, kellen gider Sultan Hazretleri. Reis! Ne var Cebbar? Adamın biri geldi, aramıza katılmak istiyormuş. Kimmiş? Abdullah adında biri, uzun boylu, güçlü, kuvvetli. İşe yarar birine benziyor. Getir yanıma da konuşayım onunla. Olur reis. Görüyorsun ya Sultan Hazretleri, namımız almış yürümüş. Duyan çetemize girmek istiyor. Hele seni kaçırdığımız bir duyulsun. Daha da namlanacağız. Su testisi su yolunda kırılır eşkıya başı. Senin de sonun kılıçla gelecektir. Geç bunları sultan, geç. Gir bakalım içeri. Reis seninle konuşacak. Ben dışarıdayım reis. Tamam. Hayırlı sabahlar. Ne? Sen... Ne var? Ne oldu? Hiç. Ellerimi bağladınız, ip bileklerimi acıttı da. Fidye gelinceye kadar böyle bağlı kalacaksın. Gelelim sana. Adın Abdullah, öyle mi? Evet reis. Bize katılmak istiyor musun? Daha önce hiç haramilik yaptın mı? Birkaç sefer adam soydum. Birkaç kişiyi de yaraladım. Neden harami olmak istiyorsun? Sizler neden haramilik yapıyorsanız ben de aynı sebepten yapmak istiyorum reis. Açım, parasızım. Tamam, tamam, anlaşıldı. Reis! Reis çabuk dışarıya gel. Devam, ne oldu? Hasan, vezire mektup yolladığımız adamımız... Yapa ağzında geveleme be adam. Ne olmuş Hasan'a? Ölmüş reis. Ne? Ölmüş mü? Evet. Sen neler söylüyorsun Cebbar? Cesedini atı getirdi buraya. Dışarıya gelsen iyi olur. Allah kahretsin. Geliyorum. Hadi yürü. Nerede Hasan'ın cesedi? Mektup üzerinde mi? Arayın hemen. Abdullah. Baba yadigar komutanım. Senin ne işin var burada? Sizi kurtarmaya geldim sultanım. Benim bu haydutların elinde olduğumu nasıl öğrendin? Vezire mektup götüren adamdan. Dün geceyi benimle aynı yerde geçirdi. Tesadüfen üzerinde taşıdığı mektubu okudum ve adamı sorguladım. Sonra da... Adamı sen mi öldürdün? Evet sultanım. Aslında bağlayacaktım ama üzerime saldırınca öldürmek zorunda kaldım. İyi yapmışsın. Bu eli kanlı haramiler en iyi 10 askerimi öldürdüler. Biliyorum sultanım. Vezirinize yazdığınız mektupta okudum. Tek başına bunca haramiyle baş edebilecek misin? Eğer tahminlerim tutarsa çok kolay olacak sultanım. Vezire yolladığımız mektubu Hasan'ın üzerinde bulamadık reis. Nasıl bulamadınız? Öldürdükten sonra almışlar mı yani? Almışlar. Bir bu eksikti. Hasan'ı kimler öldürdüyse mutlaka mektubu da onlar almıştır. Kimlerin öldürdüğünü bilemiyoruz ki reis. Mutlaka El Sakan'ın bedevileridir. Bu çevredeki tek harami bizler değiliz ya. Peki şimdi ne yapacağız? O namussuz bedeviler mektubu okudularsa saraya götürüp sultanı kendileri kaçırmış gibi vezirden 100 bin lira alabilirler ha. Hiçbir şey alamazlar. Ben malımı kimseye kaptırmam.
Sultanı ben kaçıracağım. Fidyeyi o çöl bedevileri alacak, öyle mi? Yağma yok. Vezir bizim kaçırdığımızı nereden bilecek ki? Mektubu götürenlerin kaçırdığını sanıp onlara verir fidyeyi. Eğer o bedevileri saraya gitmeden önce yakalayamazsak... paralar elimizden kuş gibi uçar reis. O zaman hemen adamları al, onları aramaya koyul. Bulmadan da geri gelme. Adamların hepsini mi alayım? Hepsini. Ben burada sultanla kalır, ona göz kulak olurum. Çabuk ol Cebbar. Bedevileri bulamazsak 100.000 dinar havaya uçar. Tamam reis. Herkes atlara binsin. Hasan'ı öldüren çöl bedevilerinin peşine düşüyoruz. Çabuk olun. Gidiyoruz. Mektubu bulmadan geri dönmeyin Cebbar. Tamam reis, merak etme. İşte tahminlerim tuttu efendim. Bütün çete hayali haramilerin peşine düştü. Benim de istediğim buydu. Burada bir tek reisleri kaldı. Onun hakkından tek başına gelebilecek misin? Eskisi kadar değil ama evvelallah yine de elim kılıç tutuyor. Reis buraya gelmeden ellerimi çöz hemen. Hemen efendim. Şimdi kılıcımla keserim. İşte kestim. Teşekkür ederim. Artık serbestsin. Sağ ol. Allah-u Teala razı olsun senden. Cümlemizden. Evet, gelelim sana Sultan Haz. Ama senin ellerin niye serbest? Sultanın ellerini sen mi çözdün Abdullah? Evet reis. Sultanımın ellerini ben çözdüm. Vay! Demek sen bir haindin ha? Hayır. Ben Belh Sultanı'nın emrinde görevli bir askerim. Buraya sultanımı kurtarmaya geldim. Vay vay vay. Peki sultanın burada olduğunu kimden öğrendi? Vezire mektup yolladığın adamından öğrenmiş. Demek Hasan'ı öldüren sendin ha? Çöl bedevileri değil. Ha şunu bileydin canilerin başı. Şimdi seni de öldüreceğim. Çek hadi kılıcını. Madem istedin, çektim işte. Dur Abdullah. Bu namussuz çete başını bana bırak. Aman efendim. Bu bir emirdir ey Abdullah. O alçak herif sarayımın en iyi askerlerini uykudayken öldürttü. Onların kanlarını yerde bırakmayacağım. Kılıcını bana ver. Emredersiniz sultanım. Buyurun. Gel bakalım harami başı. Eli kolu bağlı insanların karşısında arslan kesiliyordun ha? Şimdi ne yapacaksın pek merak ediyorum. Yanında adamların da yok. Ne yapacağımı şimdi görürsün sultan. Al bakalım. Dikkat edin sultanım. Önce sultanını sonra da seni geberteceğim Abdullah efendi. Hamleyi karşılayın sultanım. Merak etme Abdullah. Şehzadeyken en iyi kılıç ustalarından ders aldığımı unuttun galiba. Madem öyle uzatmayın da gebertin şu köpeği efendimiz. İstediğim bu olsun ey baba dostu. Al bakalım eli kanlı katil. Bu masum askerlerimi öldürttüğün için. Bu beni tutsak ettiğin için. Bu da bugüne kadar soyduğun ve öldürdüğün insanlar için. Geber köpek! İşte geberdi namussuz. Elinize sağlık sultanım. Kılıcınızın hakkını verdiniz. Şimdi beni övmeyi bırak da reisin adamları gelmeden hemen uzaklaşalım buradan. Eğer gelirlerse hepsiyle baş etmemiz çok zor olur. Haklısınız sultanım. Dışarıda benim atımla reisin atı duruyor. Onlara binip gidelim. Şehzade Ömer, Abdullah vasıtasıyla haramilerin elinden kurtulurken, İbrahim Ethem Hazretleri de yanında talebelerinden Huzeyfe-i Maraşi olduğu halde hac yoluna devam ediyordu. Vakit akşam olduğundan yolları üzerinde rastladıkları bir camide gecelemeye karar verdiler. Vakit bir hayli ilerledi efendim. Bu geceyi nerede geçireceğiz? Yatsıyı kıldığımız bu mescitte kalalım ya Huzeyfe. Şurada bir dış odacık var. Sen orada kal, ben de mescidin içine girip orada kalayım. Mescit geniş, gece soğuk olabilir. Hasırlar var, onlara sarılıp bir kenarda idare ederim. Hadi şimdi sen geç odaya. Peki efendim. Ben de abdestimi tazeleyip mescide gireyim. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim. Mescitte kalmak için burası münasip. Şöyle bir kenara pusunurum. Şu kenarda dikili hasırı üzerime çekersem soğuktan korur beni. Arkadaşım Huzeyfe'ye belli etmemeye çalışıyorum ama Bağdat'tan ayrıldıktan beri kalbim kapandı. Sanki içimi zulmet kapladı.
ne kuşların zikirlerini duyabiliyor, ne meleklerin zikrini işitebiliyorum. Ne de ibadetlerden bir tat alabiliyorum. Sanki üzerime musibetler yağıyor. Bu ne haldir ya Rabbi? Bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahlarıma tevbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya karar verdim ya Rabbi. Bu zulmetli hali üzerimden kaldır Allah'ım. Kapım açıldı ne? Evet, içeri birileri giriyor. Evet, beyazlara bürünmüş aynı kıyafette dervişler. Mescidin içi birden aydınlandı sanki. Hepsini görebiliyorum. Namaz mı kılacaklar acaba? Beni görmeseler bari, şöyle hasırı biraz daha üzerime çekip kenardan bakayım ne yapacaklarına. Eyvah! Benim bulunduğum yere doğru yaklaşıyorlar. Öndeki yaşlı derviş genç olanına bir şeyler diyecek galiba. Önce her zaman olduğu gibi ikişer rekat mescit namazı kılacağız. Sonra diğer ibadetlerimize geçeceğiz. Peki efendim. Bu gece burada bizden olmayan biri daha var, farkında mısın? Evet, farkındayız efendim. Eyvah, benden bahsediyorlar. Hasırı biraz daha üzerime çekeyim şöyle. Kırklar olmasın sakın bunlar. Peki, nasıl anladın yabancının olduğunu? Etrafa yayılan şu güzel kokudan efendim. Her gece yoktu bu koku. Peki, sence kim olabilir bu kişi? İbrahim Ethem. Yani Belt Sultanı İbrahim Ethem mi? Hayır, Gönül Sultanı İbrahim Ethem. Gönül Sultanı İbrahim Ethem. Demek Gönül Sultanı İbrahim Ethem. Öyle olsun. Peki sence nasıl biridir bu? Allahü Teala'nın sevgili bir kuludur efendim. Öyle dersin de 40 gündür ibadetlerine sevap verilmiyor. Yaptığı ibadetlerden bir tat almıyor. Buna ne dersin peki? Evet doğru. Doğru söylüyorsunuz. İbadetlerimden 40 gündür tat alamıyorum. İşte. Kendisi de tasdik etti. Buna ne cevap vereceksiniz? Efendim, Bağdat'tayken yaptığı bir alışverişte farkında olmadan başkasına ait bir hurma yedi. Bu yüzden oldu. Bunun için kendisine zulmet bastı. Farkında olmadan ha? Kimin hurmasını yemişim? Söyleyeyim. Sen Bağdat'tan ayrılmadan önce hurmacıdan hurma satın almıştın. Bu sırada yere bir hurma tanesi düştü. Ve sen o hurmayı kendinin sanarak aldığın hurmaların içine koydun. Onu yediğin için bu musibet başına geldi. 40 gündür ibadetlerinden tat alamaz oldu. Evet. 40 gün oldu zaten Bağdat'tan ayrılalı. Helal kazanmak her Müslümana farzdır. Bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse... Allah-u Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Demek benim 40 gündür kalbimin kapalı kalması bu yüzdenmiş. Evet ey İbrahim. Her şey zıttı ile kaimdir. Helal yersen açılır, haram yersen kapanır. Efendim, İbrahim Ethem bunu bilerek yapmadı ki. Kendisine soralım bakalım, o ne diyecek? Ne dersin ey İbrahim Ethem? Diyeceğim, Allahu Teala sizlerden razı olsun. Sabah namazını kılar kılmaz geri Bağdat'a döneceğim. 40 gündür buraya kadar gelmek için uğraştın. Şimdi tekrar geri mi döneceksin? Elbette. Nasıl gelmişsem öyle giderim Bağdat'a. O hurmacıyı bulur helallik isterim. Yoksa bu azap beni mezarda da rahat bırakmaz. Kırk günlük yorucu bir yolculuktan sonra tekrar Bağdat'a dönen İbrahim Ethem Hazretleri, alışveriş yaptığı kimseyi bulmaya giderken o civarda kendinden geçmiş halde bir sarhoşa rastladı. Ah yazık, kimse ilgilenmiyor galiba. Zavallı hendeğin içine düşmüş çamurlara bulanmış. Böyle kalırsa telef olup ölebilir. Bıraksana kolumu be. Sen de kimsin? Çekil başımı. Gel zorluk çıkartma. Seni bu çamurların içinden çıkartmak istiyorum. Bırak be. Bırak. Oğlum sana ne be.
Bırak o serseriyi derviş baba. Sana göre biri değil o. Yazık ama. Kim bilir, belki de bir ailesi çocukları vardır. Belki de şimdi evine gelmesi için yolunu bekliyorlardır. Evet, dediğin gibi çocukları ailesi var ama onları, o garipleri düşünen kim? Vah zavallı. Ey efendi, senden rica etsem bana biraz su getirir misin? Su mu? Sarhoşun yüzünü gözünü mü yıkayacaksın? Evet, mümkünse rica ediyorum. Bu sarhoş işin değil de senin hatırın için getireceğim derviş baba. Teşekkür ederim. Zahmet olacak size. Ya bırak veriyorum sana. Anlamıyorsun ya. Bırak veriyorum. Anlıyorum, anlıyorum da vicdanım el vermiyor bırakmaya. Hadi, hadi biraz daha gayret edersen rahata kavuşacaksın. Allah Allah, kimse bakmıyor bana be. Ben çok fena biriyim, tamam mı? Bak, benim çocuklarım var, ailem var. Ben çok fena biriyim, tamam mı? Aslında fena biri değilsin. Şeytana ve nefsine uyduğun için bu hale gelmişsin. Şimdi şu düz taşın üzerinde otur bakayım. Oğlum, oturayım. Ha, tamam. Sen ne yapacaksın bana? Üzerindeki çamurları temizleyeceğim. Sonra çamurlara bulanmış yüzünü gözünü yıkayacağım. Allah-u Teala zikredecek. Bu ağız içkiye bulaşmış, çamurlara düşmüş. Temizlenmesi lazım. Ben çok pisliyim. Sen çok çok iyi birisin. Yorma kendini kardeşim. Şöyle biraz daha geri çekilerek arkana yaslanırsan daha da rahat edeceksin. Ben de daha iyi temizlerim yüzünü gözünü. İşte derviş baba, istediğin suyu getirdim. Ben tasla dökeyim, sen de yıka. Hay Allah razı olsun kardeşim. Ne iyi edersin, dök hadi. Çok soğuk ya. Ay sen. Sen. Sen çok iyi birisin. Uyudu derviş baba. İyi, uyusun. Ben de bitirdim işimi. Ayıkıncaya kadar yatsın. İnşallah bu içki hastalığını bırakır da ailesine, kendisine sahip olur. Ya Rabbi, benim gücüm buna yetti. Dışını ben temizledim. İçini, kalbini de sana havale ediyorum. Onu da sen temizle Allah'ım. Kimsin sen derviş baba? Buraların yabancısısın galiba. Evet, yabancı sayılırım. Buralarda hurma satan biri vardı. Onu arıyorum da. Ha, şu bizim hurmacı. Hemen şu ileride dükkanı. Ah, işte o da buraya geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hac mevsimine yakın Mekke topraklarına ayak basanlardan biri de Şehzade Ömer'di. Nihayet zamanı gelince hac emrini yerine getirmiş, babası İbrahim Ethem Hazretlerini aramaya koyulmuştu. Hacılar Mekke'den çekildikten sonra da bu aramaya devam etti. Müsait bulduğu kime rastlasa babasını soruyordu Şehzade Ömer. Ya Rabbi, bu mübarek beldede babamı bulmamda bana yardım eyle. Onu bulmadan asla Belh şehrine dönmeyeceğim. İnşallah babam da razı gelirse birlikte döneriz memleketimize. Selamun aleyküm ey hacı. Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim. İbrahim Ethem adında bir zatı ararım. Tanır mısın? Kendisi eski Belh sultanı olurmuş. Namını duydum ama kendisini görmekle şereflenemedim henüz. Sizce nerede bulabilirim kendisini? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Medreselerde, camilerde, Mekke pazarlarında olabilir. Ama en iyisi belirli zamanlarda düzenli olarak gittiği Mekke pazarlarında bulabilirsin. Ne yapıyor ki pazarlarda? Maişetini temin etmek için odun satıyormuş, yük taşıyormuş. Hatta elde ettiği kazançla fakir ve muhtaçlara, okuyan talebelere yardım bile ettiği söyleniyor. Dedim ya, o mübarek zatı bu zamana kadar görmek nasip olmadı bir türlü. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Selametle delikanlı. İşte Mekke şehrinin en işlek pazarı burası. Bir de burada soruşturayım bakalım.
Babam İbrahim Ethem'in bugün pazara gelip odun satabileceği söylenmişti. Bir de şu alışveriş yapan iri yarı adama sorayım. Ya hacı! Ya hacı! Bana mı seslendiniz? Evet, bir şey soracaktım. Aman Allah'ım, ne kadar da benziyor. Hocam bana bir oğlu olduğundan hiç bahsetmedi. Eğer olduğunu bilsem bu mutlaka o derdim. Duymadı beni galiba. En iyisi şu karşı köşede durana sorayım. O buranın yerli esnafına benziyor. Belki o daha iyi bilir. Ama kim olursa olsun içim kaynadı bu gence. Siması hocama ne kadar da benziyor. Sırf bunun için onu evime davet edeceğim. Bir sıkıntısı varsa gidereceğim. Hemen yetişip sesleneyim kendisine. Hey delikanlı! Delikanlı! Bana seslendin? Evet. Bana bir şey soracaktın galiba. Kusuruma bakma, kafam biraz dalgındı da. Buyur, ne soracaktın? Bir zatı arıyorum da. Ama şu esnafa da sorabilirim. Hayır, bana sor. Ama sen sormadan önce içimden geçen bir şeyi bildirmek istiyorum sana ey genç. Nedir içinden geçen? Seni evime davet ediyorum. Eğer kalacak yerin yoksa evimde kalabilirsin. Sana ikramda bulunmak. Bir sıkıntın varsa gidermek istiyorum. Allah Allah. Neden peki? Seninle daha önce hiç görüşmedim ki. Bir dostluğumuz da yok. Evet, seninle ilk karşılaşıyorum. Peki bu davranışın sebebi nedir? Çünkü sen hocama çok benziyorsun da ondan. Hocana mı? Hocan kim senin? Hocam İbrahim Ethem Hazretleri. Ne? İbrahim Ethem mi? Ya Rabbi. Ya Rabbi, bana bir şeyler oluyor. Aman Allah'ım. Genç bayıldı birden, yere düştü. Oh, olacak şimdi. Durun, çekilin. Ben ilgilenirim onunla. Yakın mı olur? Hey genç. Hey, kendine gel. Kendine gel. Bu gençle hocamın arasında muhakkak çok yakın bir bağ var. Ayıl, hadi delikanlı, ayıl. Sen onu tanıyorsun. İbrahim bin Ethem Hazretlerini tanıyorsun ha? Hocamdır dedim ya. Peki sen nesi oluyordun onun? Oğluyum. İbrahim Ethem benim pederim olur. Ne? Oğlu musun? Anlamıştım bunu. Evet, anlamıştım. Ey Ümeyiz, hem yürüyelim hem de anlat. Nasıl oldu babamla tanışmanız? Peki ya Ömer. Ben mübarek babanı tanımadan önce ayrı bir dünyanın insanıydım. Benden olağan dışı haller zuhur ederdi. Mesela havada uçarcasına parandeler atar, normal insanların kaldıramayacağı ağırlıkları kaldırırdım. Kimse benim sırtımı yere getiremezdi. Sarı hastalarına bir elimi sürmekle iyi ederdim. Uzak mesafelerin normal insanın gitmesinden daha kısa zamanda giderdim. Her yanda ismim duyulmuş, namım bilmediğim yerlere ulaşmıştı. İşte böyle şöhret olduğum bir zamanda mübarek babanıza beni anlatmışlar. Şöyle bir genç var diye. Olmadık şeyler yapıyor, olmayacak işler başarıyor diye. Bu hali rahmani midir yoksa şeytani mi bilemiyoruz. Bir de siz görseniz de bu gencin nasıl biri olduğunu haber verseniz diye talepte bulunurlar. Kimseyi kırmayan o mübarek insan duruyordum, bir gün çıka geldi. Tabii benim hangi maksatla babanızın geldiğinden haberim yok. Ey Ümeyiz, senin adını çok duydum. Seni tanıyanlar çok methettiler bana. Olağanüstü haller görülüyormuş sende. İnsanları cezbedip etrafında topluyormuşsun. Ben toplamıyorum efendim, kendileri geliyorlar bana. Peki neler yapıyorsun ey Ümeyiz? Yani ibadet olarak, Allah'a kulluk olarak hangi amelleri işliyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Bu bana gaipten verilmiş bir sır. Hastalara okuyunca iyileşiyorlar. Sarı hastalarının vücutlarını sıvazlayınca hastalıkları geçiyor. Peki yemeni içmeni nasıl temin ediyorsun? Bayağı ediyorum işte. Yemek olsun da nereden gelirse gelsin. Rızkı veren Allah'tır. Ya demek harama helale pek dikkat etmiyorsun. Dedim ya, gerek yok bunlara. Çünkü bu bana gaipten verilmiş ilahi bir sırdır ve ben de bunu insanların yararına kullanıyorum.
Tabii bal tutan parmağını yalar demişler. Hmm, evet. Sen de bana anlatılanlardan daha çok şey gördüm ey Ümeyiz. Eğer kabul edersen seni kendi kaldığım fakirhaneme davet etmek istiyorum. Kabul eder misin? Ederim tabii. Neticede sen meşhur birisin. Senin sayende insanlar beni iyi tanımış olurlar. Mübarek hocamızın bulunduğu yere varmamıza da bir şey kalmadı. Sıkıldıysan anlatmayın. Anlat anlat. Aksine çok ilgimi çekti. Peki. Dediğim gibi. Hocam İbrahim Ethem Hazretleri beni alıp son derece sade olan evine götürdü. Bana izzet ve iltifatlarda bulundu. Kendi eliyle kazandığı yiyeceklerden yemek pişirdi ve bana ikram etti. Buyur ye Ümeyiz. Kendi kazancımdı ve hiç haram karışmamıştır. Ancak yemek yemeye başlamadan önce ellerini yıka. Sofraya otururken sağ ayağını dikip sol dizin üzerine otur. Yemeğe besmeleyle başla ve rızkı Allah'tan bil. Hadi buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Peki efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Lokmaları çiğneyip yuttuktan sonra da elhamdülillah diyeceksin. Elhamdülillah. Bana bir şeyler oluyor. Ne vardı bu yemeğin içinde? Yemeğin içinde temizlik vardı ey Ümeyiz. Yediğin helal lokmalardı. Üzerimdeki bütün hallerin kaybolduğunu hissediyorum. Sanki bende bulunan üstün kuvvetler bir anda kayboldu. Elhamdülillah, Rabbime hamdolsun. Ne yaptı bana söyler misin? Neden bendeki haller bir anda kayboldu? Ben sadece yediğim ve kendi kazancımdan olan helal yiyeceklerden ikram ettim. Hallerindeki bu değişiklikler şu anda yediğin yiyeceklerdendir. Hayır, başka bir şey yaptın ki böyle oldu. Daha açık söyleyeyim o zaman. Sen kendi başınayken yediğine içtiğine dikkat etmiyor, helal mi haram mı olduğunu düşünmüyordun. Ayrıca yemek yerken besmele de çekmiyordun. Bu şartlarda midene şeytan cinlerden biri girmişti. Sendeki bu hallerin hepsini o yapıyordu. Neler diyorsun sen? Peki şimdi ne oldu da değişti? Şimdi olan sana helal yiyecekler verdim. Besmeleyle yemeye başlattım seni. Bu şartlarda midene giren o şeytan orada tutunamadı. Vücudunu terk etti. Terk edince de normale, tabii haline döndün. Demek bendeki bütün halleri şeytan yapıyormuş öyle mi? Maalesef evladım. Yediğin yiyecekleri ve içecekleri nasıl aldığına dikkat ettim. Sen ne yazık ki bunları helal yollardan almıyordun. Ayrıca alışveriş ilmini de bilmediğini ve bu sebeple dinimize uygun alışveriş yapmadığın için yiyeceklerinin şüpheli ve uygun olmadığını da gördüm. Aman Allah'ım. Şimdi ne yapacağım ben? Yapman gerekeni yapacaksın. Yani kulluk nasıl yapılması gerekiyorsa öylece hareket edip Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya bakacaksın. O zaman bana yardım et efendim. Senin taleben olmak istiyorum. Estağfurullah. Ben talebe yetiştirecek kadar ehil birisi değilim evladım. Ama bilenlerden sorar, öğrenir, öğrendiklerimizi de sana anlatırız. Verin elinizi öpeyim hocam. İşte böylece mübarek pederinizin talebesi oldum. Ve elhamdülillah o gün bugündür talebesiyim. İşte neredeyse hocamızın bulunduğu yere geldik. Orada mıdır? Mutlaka oradadır. Bakalım seni görünce ne yapacak? Çok heyecanlıyım ey Ümeyiz. Bu halimle karşısına çıkmayayım. Belki de beni kabul etmez. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Önce onu tanımaya çalışacağım. Yakınına kadar sokulup her hareketini, her davranışını takip edeceğim. Peki seni tanımaz mı? Tanıyacağını sanmıyorum. Zira beni en son gördüğünde 2 yaşındaydım. Madem öyle, onun bulunduğu yere götüreyim seni. Sen de fazla yaklaşmadan gör onu. İşte baban ileride odun satıyor ey Ömer. Hani nerede? İşte şu karşıda duvarın dibinde duran sakallı derviş. Önünde odun küfeleri var, görmüyor musun? O odunları Mekke dışından
sırtıyla taşıyor oraya. Kazandığı parayı ekseriye fakir talebelere veriyor. Ah babacığım, nasıl da kanter içinde kalmış. Koca Bey Sultan'ı nasıl da bu hale gelmiş inanamıyorum. Onu bu halde gören hiç kimse eskiden bir sultanmış demez. Sakalları kırlaşmış. Ama simasındaki nurani hal ne kadar cezbediyor insanı. Ah babacığım. Ah seni bir anlayabilsem. Odun var, oduncu. Ya Ümeyiz, daha fazla dayanamayacağım. Gidip pederimden bütün odunları satın alacağım. Onu böyle görmeye içim dayanmıyor. Ya seni tanırsa, ya bir tatsızlık olursa? Ne olursa olsun. Onu bu halde gördükten sonra kendimi daha fazla gizleyemem. İçim kaynıyor. Ağlamak istiyorum ya Ümeyiz. Haykırmak istiyorum. Kendini sıkma evine. İçinden ne geliyorsa öyle de. Ne yaparsan yap artık. Hadi. Hadi git onun yanına. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam delikanlı. Odun mu alacaktın? Evet. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım dedin değil mi? Evet efendim. Hepsini almak istiyorum. Tabii vereyim. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbi. Ne oldu? Neden bana dikkatle bakıyorsun? Ben Belk'ten ayrılırken orada süt emme çağında bir çocuğum kalmıştı. Sen nerelisin evlat? Ben Belk'liyim. Horasan'ın Belk şehrindenim efendim. Orada kimlerdensin? Tacın tahtın Horasan'da. Malı mülkü koyup anda. Bilmem kaç yıl gelip burada odun çeken babacığım. Sırtta odun soluk soluk. Terin akar oluk oluk. Bir ip, hırka, bir de sarık. Yalın ayak babacığım. Ben bildim ki anam ağlar. Sular gibi durmaz çağlar. Öyle bir od ciğer dağlar. Kor ateşle babacığım. Tenhalarda, obalarda, kerpiç evde, saraylarda, gece gündüz dört bir yanda seni sordum babacığım. Bana dar geldi saraylar, böyle geçti yıllar, aylar. Şehzadeniz durmaz ağlar, hasret dolu babacığım. Oğlum, Ömer'im. Baba, babacığım. Oğlum. Söyle ya Ömer, hangi dindensin? Elhamdülillah İslam dinindenim efendim. Ne güzel, ne güzel. Peki Kur'an-ı Kerim okumasını da biliyor musun? Elhamdülillah biliyorum babacığım. İlim de tahsil ettin mi bari? Ettim babacığım. Rabbime hamdolsun. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu müthiş anı Ümeyiz ve çevredeki insanlar baba, tablolar halinde gönüllerine nakşederken zaman ve zemin baba durmuştu sanki. Oğlum. Sanki Ömer'im, yerle gök arasında baba, iki kalbin atışlarından başka baba bir şey duyulmaz olmuştu. İnsanlar inanılmaz bir duygu seli içinde babayla oğlun hıçkırıklarına koro halinde baba eşlik ediyordu. İşte tam bu sırada sadece İbrahim Ethem Hazretlerinin duyacağı bir ses kapladı kainatı. Ya İbrahim, Allah-u Teala'yı sevdiğini iddia ediyordun. Oysa şimdi başkalarını da sevdiğin anlaşılıyor. Dostluğa ortak katılır mı? Bir kalbe iki sevgi birden sığar mı? Bu sesi duyan Gönüller Sultanı İbrahim Ethem Hazretleri iki elini arş-ı alaya kaldırarak gözyaşları içinde feryada başladı. İmdadıma yetiş ya Rabbi. İmdadıma yetiş ya Rabbi. İmdadıma yetiş ya Rabbi. Allah Allah, ne oldu hocama birden?
Oğlu Ömer'i bırakıp dua etmeye başladı. Hocam, hocam ne oldu size birden? Neden ağlayarak imdat istiyorsunuz? Ya Ümeyiz, ya Ümeyiz. Olanları bir bilsen, başıma gelenleri bir anlasan. Ne oldu hocam, neyiniz var? Oğlumu bağrıma basınca sevgisi kalbimde kaynadı. Ama Rabbim bana serzenişte bulundu. Oğluma muhabbet etmem gayretullah'a dokundu. Ben imdad istemeyeyim de kim istesin ey Ümey? Hocam, hocam şöyle oturun, yere düşeceksiniz, ayakta duramıyorsunuz. Ey izzet ve ikram sahibi olan yüce Allah'ım, imdadıma yetiş, beni bana koyma. Oğluma da rahmet eyle, sevginle muamele eyle. Aman ya Rabbi, Ömer de fenalaştı. Yere düşecek. Dur, dur ya Ömer, tutayım seni, şöyle otur. Heyecana dayanamayınca göğsü sıkıştı galiba. Eliyle göğsünü tutuyor. Dur, oturamayacaksın ey Ömer. Şöyle yat. Kucağıma yatır ya Ümeyiz. Kucağıma yatır oğlumu. Peki hocam, peki. İşte yatırdım. Dur, elimi başının altına sokayım. Ha, böyle iyi işte. Babacığım. Allah'ım. Çok mutluyum babacığım. Şu anda cenneti alayı görüyorum. Ne güzel. Ne güzel. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Oğlum. Oğlum. Kalu inna illa ve inna ileyhi raciun. Aman Allah'ım Ömer. Ömer öldü. Ömer öldü. Onlar değil Allah için evladını vermeyi, fedayı can etmeyi sıradan hadise bilirler. Onlar Allah için sevmenin, Allah için kulluk etmenin ne demek olduğunu bizlere anlatan nurdan kandillerdir. Öyle kandiller ki asırlar ötesinden ziyası bizleri aydınlatmış, kıyamete kadar gelecek olanları da aydınlatacaktır. İbrahim Ethem Hazretleri bu hadiseden bir müddet sonra Mekke'den ayrıldı. İki cihan efendisi Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettikten sonra Şam'a gidip yerleşti. Hicri 162 senesinde 65 yaşındayken canından çok sevdiği, yoluna her şeyini feda ettiği Allah-u Teala'ya kavuştu. İnşallah biz de ahirette onun şefaatine kavuşuruz. İbrahim Ethem Hazretleri adlı oyunun son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.